Selamlar herkese. Yepyeni bir EYT videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ben daha önce 5 tane EYT videosu çekmiştim ve EYT sürecinde yaşadıklarımı bu videolarda paylaşmıştım sizlerle. Benimkisi biraz uzun bir süreç oldu. Hatta etrafımda tanıdığım arkadaşlardan benden daha uzun süreler içinde bekleyenlerin de olduğunu biliyorum. Ama büyük bir çoğunluk şu anda emekli olmuş durumda. En azından EYT ile gidenlerin. Ama tabii şöyle sorunlar oldu. Bazılarında benim işlemler için söyleyeyim. Temmuz ayında gerçekleştirildi ama benim emeklilik sürecim de Temmuz ayında başlamış gibi görünüyor. Bununla ilgili bazı sıkıntılar var. Şimdi onlardan biraz size bahsedeceğim. O yüzden bu 6. videoyu çekiyorum. Muhtemelen bir 7. videoda gelecek. Süreci bilmeyenler için ben şuradan bir yerden çıkartacağım videodan. Yazılı bir böyle tarihsel bir süreç hazırlamıştım. 3 Mart 2023 tarihinde ben başvurmuşum. 8 Haziran 2023'te bağkurum kesilmiş ama Temmuz ayında, yani Nisan ayında kesildi aslında görünüyor. Yani geçmişe yönelik, fakat Temmuz ayından itibaren emekli oldum. Ona itiraz edeceğim. 22 Haziran'da tahsis numaram verilmiş. 5 Temmuz'da günlük ödemede bir rakam görünmüş. 7 Temmuz'da bayram ikramiyesi yatmış. Bu Kurban Bayramı bu arada, Ramazan gerçi yatmadı. 10 Temmuz'da günlük ödemedeki rakamı çekmişim. 25 Temmuz'da da ilk maaşımı almışım. Benim fazla ödemelerim vardı. Daha önceki videoları izlemeyenler için bunları tekrar ediyorum. İzleyenler zaten biliyorlardır. Bağkur'u ben fazladan ödemiştim. Yani ne olur ne olmaz diye. Oradan bir 7800 liralık bir fazla bağkurum vardı. Onun için de 9 Eylül'de fazla ödeme için git bağkurumun kayıtlı olduğu şubeye. Orada başvuruda bulundum. 12 Eylül'de de bana bir SMS geldi. Ve DYS sisteminde benim bu başvurum görünmeye başladı. Bana söylenen şuydu şubede. Sizin işte bu paranız 5-6 ay içinde geri ödenecek. İyiymiş dedim. Yani 5-6 ay maşallah. Hani onlar da görüyor sistemde ama biliyorsunuz devletten para almak zordur. O yüzden ne yazık ki 5-6 ay bekleyecekmişiz ama daha hızlı da olabilir. Yani belki 1 ay içinde de yatabilir, bilmiyorum. Ben bu tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Daha önce benzer tecrübe yaşayan varsa yorumlarda yazsın. Öte yandan asıl sorun şu benim açımdan. Muhtemelen aramızda öyle olanlar vardır diye düşünüyorum. Söylediğim gibi 3 Mart'ta başvurdum. Zaten görülüyor bunların hepsi sistemde. Esenyurt'ta benim Bağkur'un başladığı şube. Oraya da gittiğimde oradakiler görüyorlar. Yani 3 Mart'ta başvuruda bulunduğumu ve o şubenin de 10 Nisan itibariyle benim bağkurumu kestiğini, yani bu bilgiyi de verdiklerini söylediler bana. Ama düzeltme için benim Unkapanı merkezim, beni emekli eden şube, oraya gitmem gerekiyormuş. Ben de Alo 170 üzerinden bir düzeltme yaptırdım. Yani Alo 170'ten de bunları yapabiliyorsunuz. Onlar da konuyla ilgilendiğini falan söyledi ama bana biraz sallamasyon gibi geldi. Böyle 1-2 hafta bekleyeceğim, eğer bir ses çıkmazsa Unkapanı şubesine gidip başvuruda bulunacağım. Çünkü neden bunu yapıyorum, bunu söyleyeyim. Etrafımda benim, ya da muhtemelen şimdi bu yorumlarda da siz de yazarsınız benzer deneyimi yaşayanlar. Böyle birkaç ay sonra emekli olanlara toplu bir ödeme yapıldı. O diyelim ki mesela Mayıs ayında oldu diyelim, ya da Haziran ayında olduğunu varsayalım. 2-3 aylık Mart, Nisan, Mayıs. Hani Mart'ta başvurduğu için, ya daha doğrusu Nisan, Mayıs, Haziran 3 aylık ödeme yapılmış olması gerekiyor. Bana öyle olmadı. Yani benim maaşımın biraz düşük bir rakamı yattı. Bir de normal maaşımı aldım. Başka bir yatırım olmadı. Mesela bazı arkadaşlarıma 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira gibi, böyle hani ne kadar geciktiyse, kaç ay sonra emekli olduysa o emeklilik süresindeki paranın yatırıldığını söylendi. Benim Temmuz ayından itibaren emekli edildiğim için şube tarafından ne yazık ki bana öyle bir toplu ödeme falan gelmedi. Bunun için başvuracağım. Yani takip edeceğim bu konuyu. Benzer durumda olanlar için de yani bir fikir vermesi açısından bu videoyu çekiyorum. Alo 170 üzerinden söylediğim gibi başvuru yaptım ama oradan çok emin değilim. Yani orası biraz sanki sallıyor gibi, ya da işte biraz bana böyle şey gibi geldi, açık söylemek gerekirse. Çok da ilgilenmiyorlar gibi geldi. Daha sonra ilgileniyorlar ama şubeye gidip yapmak daha işe yarıyor gibi mi geldi. Şube üzerinden yapacağım gibi görünüyor. Sizin de benzer deneyim, benzer durumlarınız varsa buna mutlaka başvurun. Neden bunu başvurun diyorum? Çünkü biliyorsunuz bir önceki bakan Vedat Bilgin daha önce açıklama yapmıştı Nisan ayında. İşte kimsenin hakkı kaybolmayacak. İşte siz ne zaman başvurursanız o zaten kayıtlarda görünüyor, ki hakikaten de görünüyor bu arada. Kimsenin hakkı kaybolmayacak, toplu para alınacak vesaire vesaire diye söylemişti. Hatta o açıklama da şimdi koyacağım ben ekrana. İşte Nisan ayında işte o başvuranlar, işte Mayıs'ta herkesin işi bitecek falan filan. Öyle olmadı tabii o süreç yani. O süreç Haziran'a da sarktı, Temmuz'a sarkan oldu benim gibi. Ağustos'ta bile emekli olanlar oldu arkadaşlar. O yüzden o hayaller versus gerçekler olmuş oldu. Hani bakan da böyle söyleyince, bir de hakkımız bu sonuçta. O hakkımız için başvurmak adına böyle bir fikir veriyorum ben de sizlere. Siz de benzer durumda olabilirsiniz ya da hakkınızı tam da almış olabilirsiniz. Tam alanlar için bir sorun yok ama almayanlar mutlaka ve mutlaka gitsinler. Hani emeklilik işlemlerini yapan şubeye yazılı bir dilekçeyle başvursunlar. Çünkü devlette her şey yazılı yürüyor arkadaşlar. Hani öyle gittim ben söyledim oradaki Ahmet abiye hallediyorum dediğiyle olabilir de bu arada, ama aksi bir durum
olduğunda bir şey ispatlayamazsınız. O yüzden devlette işler yazılı yürür. Dilekçenizi yazın. Ben şu tarihte başvurmuştum ama şu tarihte emekli edildim gibisinden başvurdum. Bununla ilgili düzeltilmesini talep ediyorum deyin. Bakalım ne olacak yani. Hakkımızı arayalım, haklarımızı arayalım. Konuyla ilgili tecrübesi olan ya da benzer deneyimler yaşayanlar varsa da yorumlarda paylaşırsa sevinirim. Anlaşılan o ki EYT maceram biraz daha sürecek. Hala emekli olmayanlar var mı bilmiyorum. Çünkü üzerinden bayağı bir zaman geçti. Özellikle Mart ayında başvurup da hala emekli olmayanlar olduğunu düşünmüyorum. Ama varsa böyle benim gibi işte Mart'ta başvurup Temmuz'dan itibaren emekli olanlar mutlaka ve mutlaka bu düzeltmeleri yaptırsınlar diyorum. Bir sonraki EYT videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Kanala abone olun ki bu tarz videoları çekmek için daha fazla motive edin beni ve desteklerinizi gördüğüm zaman da ben de böyle hani farklı içerikler, teknoloji dışında farklı videolar konusunda da en azından böyle bir motive olmuş oluyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim.